Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ba'athe Muaz'ın, Muaz'ı gönderdi. Ve Ebu Musa ve Ebu Musa'yı gönderdi. İlel Yemen'i, Yemen'e gönderdi. Kale onlara dedi ki, yessira, kolaylaştırın. Yemen'e gönderiyor, belli insanların aralarına gidiyorlar. Bunlar orada yönetici rolünde, emir rolünde, komutan rolünde. Onlara dedi ki, yessira, kolaylaştırınız. Ve la tuassira, zorlaştırmayın. Bu şu demek, Allah Azze ve Celle'nin bir şeyde emri varsa zaten emrini yapıyoruz, açık emir. Ama bir konuda açık bir durum yoksa önümüzde alternatifler beliriyor. Yani içtihada bağlı gelişen süreçler bunlar. Açık hükmün doğrudan belirleyici olmadığı durumlar. O zaman hangisini seçeceğiz? En kolay olayınızı. Yessira, kolaylaştırın. Ve la tuassira, zorlaştırmayın. Biz en zorunu seçelim diyemeyiz. Bu Allah'ın muradı bu değil. Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah'ın sizin için muradı kolay olandır. Efendim ben kendim için en zorunu yapabiliyorum. O zaman kendin için yapabilirsin. Ama başkalarına şimdi Muaz'ı gönderiyor. O insanlara bunu tatbik edecek. Demek istedi ki bir karar vereceğin zaman ki nerede karar verilir? Açık hüküm bulunmayan hususlarda. O zaman en kolay olanı seç. Yessira, kolaylaştırınız. Ve la tuassira, zorlaştırmayın. Ve beşşira, hem Muaz'a söylüyor bunu, hem Ebu Musa'ya söylüyor. Dolayısıyla emir ikili kalıpta. Yessira, beşşira, müjdeleyin. İnsanlara müjdeyi öne çıkarın. Ve la tunaffira, nefret ettirmeyin. İnsanları kaçırmayın, itici olmayın demektir. Beşşira ve la tunaffira ve tatava'a, birbirinizle gönüllü sırt sırta vererek, iyi ilişki kurarak destek olun. Ve la tahtelifa, birbirinize girmeyin. O öyle dediyse o zaman ben de öteki türlüsünü söyleyeyim. Ben daha iyi komutanım, daha iyi olduğum öne çıksın. Dönünce Resulullah'a anlatırım, o öyle demişti, ben böyle demiştim. Bu da ihtilaf edebilmenin zevkine girmek. Nereden biliyoruz? Çünkü sürekli yapıyoruz. Yani başımıza sürekli geldiği için tadını da biliyoruz, tuzunu da biliyoruz, kokusunu da biliyoruz. Ama bu Allah'ın rızasına uygun bir şey değil. Kendisini zapt edip uyumu, birliği, dirliği muhafaza etmeyi önceleyenler Allah'ın rızasına uygun davranan kimselerdir. Toplumu böldükçe bölmekten keyif alanlar, itici oldukça bunu Allah'ın daha çok rızasına uygun olduğunu sananlar değil. Toplumu ıslah edebilmek için kolayından tutan, ufak ufak yol aldırmaya çalışan, fesadı değil sulhu esas alan, Allah'ın fesadı sevmediğini bilen kimseler, bunlar Allah'ın rızasına uygun davranan kimselerdir. Yoksa kendisini öne çıkarıp ağır sert konuşa konuşa toplumu her seferinde darbeyle, kılıç darbeleriyle adeta yararcasına, hakkı söylüyorum hesabına keskin, sonra bölük pörçük etmiş. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu Resulullah'ın izinde bir yaklaşım değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın toplumu başlattığı ve alıp götürdüğü o tedirici sürece de uygun bir yaklaşım değil. Dedi ki kolay tutun, kolaylaştırın. İtici olmayın, birbirinize destek olun. Gönüllü bir ilişkiyi yürütün. Tatava'a ve la tahtelifa.